zaten vuruş yapmaları gerekiyor. Evet, onu da yaptılar. Ankylol yaptığını görüyor musun? Bakmıyor orada nasıl oyalı, nasıl canını azalttı. Aynen. Önemli olan şeylerden biri, hep söylüyoruz, takım oyunu. Yani orada hiç kimle sevdiğisinde muhatap olmayabilirdi. Anki'yi öldürebilirdi. Üzerine oradaki arkadaşları ölebilirdi ama Anki çok dikkatli bir şekilde kaçtı ve üzerine bir de hasar verdi. Arkadaşlar, Twitch abonelerimle bir Botlane savaşları şeklinde seri düzenliyorum. Böyle hem Botlane'deki eşleşmeleri görmeniz açısından hem de farklı bir video içeriği olması açısından böyle bir şey düşündüm. Hemen grupları gösteriyorum. Böyle 3 tane gruba böldüm. 9 tane takım var. Herkes Botlane oynayacak. Botlane'de AD carry ve support killleri olacak. Böyle böyle tüm maçların videosu olacak. Şimdi hemen ilk maça geçelim. Marigold, Roxette, Crash Freddy ikilisine karşı oynayacak grup B'den. Görüntüyü kapatıyorum. Maçı başlatabilirsiniz diyelim. Bazı kuralları var bu arada Botlane savaşlarının. İlk 100 farm'a ulaşan AD carry, ilk kuleyi alan Botlane ya da karşı Botlane'in ikisini de öldüren Botlane kazanıyor. Setin ligi challenger, karşı Botlane Diamond, support'u da Diamonds. Bakalım ne olacak? En iddialı eşleşme bu herhalde ligdeki. Bakalım ne anlayacaklar. 3 ban hakkı oluyor iki takımın da. First pick için yazı tura attık bu arada. Yazı turayı Crash ve Freddy ikilisi kazandı. O yüzden onlar first pick'e geçtiler. Hemen çalıya girdiler Roxette ve Marigold ikilisi. Bakalım, merak ediyorum ben de bu maçın sonucunu. Çünkü final maçı gibi bir şey yani bu maç. Gruptan, her gruptan bir takım çıkacak arkadaşlar. Her grubun kazanan takımı daha sonrasında tekrar bir grup oluşturulacak. 3 kazanan takım arasında. Oranın şeyi, birincisi kazanmış olacak Botlane savaşlarını. Bakalım. Minyonları ittirmeye başladılar. Minyon sayılarına bakalım bu arada. 4 milyona 5 milyon şu anda. İlk 100 milyona ulaşan AD carry. İlk kuleyi alan Botlane. Ya da karşı Botlane'in ikisini de öldüren Botlane kazanıyor oyunu. Roxette bayağı güzel dürtüyor karşı takımı. Kribble'da belki Jinalistler ikilisi bir şeyler deneyebilir. Yıllar kullanıldı ama kill çıkmadı. Base atmak serbest bu arada. Ölmezlerse base atıp tekrar gelebilirler koridora. Jin base atacak büyük ihtimal, potu da kalmadığı için. Evet, geri çıktı. Şimdi Sivir ve Karma eğer lane'i düzgün şekilde ittirebilirlerse, hızlı bir şekilde bayağı bir minyon kaybettirebilirler ve minyon üstünlüğüyle takasa girmeden de kazanabilirler diye düşünüyorum. Zin geldiğinde item üstünlüğü olacak. Onu da düşünmeleri lazım. Bu tarafa. Tekrardan koridora geliyorlar. Sivir Karma ikilisi de koridora ittirip base atmışlar ama kule altına sokamamışlar minyonları. Bakalım. Ha!
Güzel takasa girdiler. Bir kere daha aynı şekilde Alistar kombolarsa kill çıkartabilirler diye düşünüyorum ama çok fazla hasar edicin tam ben bunu söylerken. Biraz daha dikkatli oynamaları lazım. İki tane potu varmış. İkisini de basmış. Canı birazcık da olacak. Dediğim gibi daha dikkatli oynamaları lazım bu skill shotlar konusunda. Güzel bir EQ geldi karmadan. Hem koridoru ittirdi arka tarafa hem de Zin'e hasar bıraktı. Zin tekrar base atmak zorunda kalacak bu arada. Alistar ve Zin'in ya all-in yapıp kesmesi lazım ya da çok fazla takasa girmemesi lazım. Ignite'larını bekleyip Ignite ile birlikte bir şeyler deneyebilirler belki. Kaç milyon hemen takımlar? 39 milyon, 33 milyon. Bakalım, Alistar'ın Ignite'i geldi. Bir şeyler deneyebilirler. İki tarafta biraz daha kontrollü oynuyor ve milyona gidecek galiba maç. 47 milyona 50 milyon şu anda. VZ atıp gelip All-in mi deneyecek botlane? Evet, öyle yapacaklar sanırım. Eğer burada da base atarlarsa bayağı bir milyon kaybedecekler. Evet, onlar da vazgeçtiler base atmaktan. Çok fazla dürtüyor karma. Kontrollü oynuyor iki tarafta. Sivir artık çok daha hızlı şekilde ittirebiliyor koridoru. Ben biraz daha agresif killer beklerdim iki takımdan da. Ama Sivir Karma biraz daha böyle güvenli oynama adına piklenmiş iki pik. Banlardan dolayı sanırım böyle pikler geldi. Bakalım ne olacak. Tekrar koridora geldi Jim ve Alistar ikilisi. Hemen itemlerine bakalım. Ninja tabi bitirmiş Alistar. Tek kılıcı ve uzun kılıç Doran kılıcı ile birlikte. Sivir'de item olarak bir dokum hazır üstünlük var. Minyon olarak Sivir biraz önünde Jin'in. Bir de bu milyonları da alınca 80 milyona falan ulaşır sanırım. 80'e yaklaşır. Çok fazla bir milyon kalmadı Sivir'in kazanması için. 77 milyon aldı. Jin 67 milyonda. Jin Alistar ikilisinin bir şeyler denemesi gerekiyor.
Çünkü böyle giderse Sivir kazanacak 2 ya da 3 milyon dalgası sonra. 3-4 milyon dalgası sonra. Ve bir şeylere çok fazla hasar yemeden denemesi gerekiyor Jinalistler ikilisinin. Alistar biraz fazla hasar yedi. Alistar şeyler denemeye çalışıyor dediğim gibi. Buraya geri çıkıp Jin ulti açabilir aslında. Ultiyle de biraz hasar verebilir. Güzel sektirdi Q'sunu ama karma kalkanı gelmiş. Bir kere daha combo yaptılar. Ah, Jin'in de ulti tutmadı ama kestiler galiba. Çok güzel ulti açtı. Önünde duruyor karma. Bir kişi öldü. Karma şu anda gitti oyundan. Yani Sivir tek kaldı. Milyon durumuna bakalım. 79 milyon. Eğer kule altında dayanıp 100 milyon ulaşırsa hala kazanabilir bu arada oyunu. Takım arkadaşı ölmüş olsa da 100 milyon yaptığında oyunu kazanmış oluyor. Karma'nın ölmesi bir şey değiştirmiyor yani. Bakalım. Eğer bu milyonları ölmeden bir şekilde alabilirse milyon olarak bayağı bir üstünlüğü olacak. AFK yarısını kapatalım. Alistar geldiğinde dive de atabilirler Sivir'e. Ona dikkat etmesi gerekiyor. Ama milyonları alamadı ve büyük ihtimalle Sivir Karma ikilisi bu maçı kaybedecek. Hem minyon kaybetti hem de tek kaldı şu anda. Bakalım neler olacak. Jin de base atıyor tekrardan. Karma base'de beklemesi gerekiyor. Kurallarda yazmıştık bunu ama. Maçların fazla uzun sürmemesi amacıyla ölen kişi tekrar geri gelemiyor lane'e. Evet, kazanan taraf Jin Alistar ikilisi oldu. Tebrikler. İkinci maça geçtik arkadaşlar. Hemen Bumpik ekranından biraz bahsediyorum. Tristan'a Karma ikilisindeydi first pick. First pick'ten Karma picklediler. Sonra karşı taraf Zaya ve Rakan aldı. Morgana, Kalista, Alistar, Leona, Kettin, Blitz banları geldi. Tristan'a Karma ikilisine karşı Zaya Rakan oynanacak. Yanımda Doğukan var. Onunla birlikte anlatacağız. O da karşı tarafın bakış açısından izliyor şu anda. Selamlar. İkinci çimde bekliyorlar. İkinci çimde bekliyorlar mı? Evet. Zaya Rakan bir level'ı çok güçlü. İkisi de W'la açtıysa eğer bir level'da bir şeyler deneyebilirler. Karma Tristana ikilisinin dikkat etmesi lazım. Bakalım neler olacak. Ignite tercih etmiş mi? Evet, Ignite de girmiş Rakan. İki taraf da Ignite tercih etmiş. Bu arada hala bekliyorlar şu an. O zaman level'da bir şeyler deneyebilirler, evet. W ile birlikte. Karma'nın üstüne gittiler. Karma ölürse oyun dışı kalacak bu arada. Ve öldü. Bu arada... Eğer Zaya ölürse Zaya da oyun dışı kalacak. Flash gelir mi? Geldi ama heal'ı varmış. Heal attı. Bir tane daha... Kesebilecek tamam. Mi? Yok, kesemeyecek, yetişemeyecek. Büyük ihtimalle bu VS'nin de sonuna geldik. Yani Tristan'a tek kaldı. Tek devam etmek zorunda oyuna. Beklemeleri gerekiyordu bu hamleyi bu arada. Evet, Zaya Rakan bir level'da da W'su açarak çok güçlü oluyor. Neden o kadar rahat oynadılar ben de anlamadım. Jungle yok sonuçta oyunda, yardım ediyor olamazlar. Lane'deler yani adamlar. Yani çok belliydi bunu, herkes tahmin edebilir. Ve gözükmüyorlardı, minyonları da yok. Aynen öyle. Bir şey döndüklerini anlaması lazımdı. İkisi de iyi oyuncular. Şimdi çünkü. Bakalım Tristan'a ne yapacak tek başına. Ama hiçbir şansı yok bence. Çünkü Rakan altı olduktan sonra dive bile atıp keserler yani, hani kule altı farmlamayı tercih etse. Formalite tarzı oynuyor şu an. Evet, birazcık öyle gibi. Bakalım. Büyük ihtimalle base atacak burayı ittirdikten sonra. Yok, atmıyor, devam ediyor. Bu arada sihirdar büyüleri olarak Tristana da flash ve heal yok şu anda. Karşı taraf neler kullanmış? Karşı tarafta sadece şifa ve sıçra attı Zaya, bir de
Rakan'ın tutuşturu yok. Rakan'ın sıçrası var yani sadece kısaca, öyle mi Doğukan? Aynen, evet. Bir an şeyi unuttum, farklı takımlara koyduğumuzu Tristan'a unuttum. Tristan'a şu anda base atıyor. Acaba Doğukan level avantajı ile bir şey deneyebilir mi diye düşünüyorum ama yani... Yok, sanmıyorum ya. 3 level ama yapamaz ya, imkansız gibi bir şey. Hasar yetmez ki öldürmek için. Aynen öyle. O yüzden kaybetti gibi bir şey. Anca hani 100 farm olayına oynarsa belki bir şeyler yapabilir ki o da çok zor. Dediğim gibi Zaya ve Rakan 6 olduktan sonra çok rahat kule 6 bile yapabilirler. Karma'nın ölmesi bayağı kötü oldu o yüzden bu vs için. Doğukan büyük ihtimalle onu deniyor ama şu an. Evet, büyük ihtimal onu deneyecek. Bakalım. 1 ve 2 oynayacak. Koca yürekli Arşlük. Bu arada ben hala ilk level'da. Deneyebilir belki Zaya Rakan ikilisi. Risk alırlar mı bilmiyorum ama Rakan ölse bile eğer kill alırlarsa kazanmış oluyorlar. Çünkü hani o yüzden dive deneyebilirler. Bence o riske girmeyecekler ama. Yani ilk kuleyi alırlarsa da kazanıyorlar. Evet, bu birazcık monoton bir oyun olacak galiba. İlk kill aldıktan sonra biraz daha safe oynayacak Tristan'a tek kaldığı için. Zaya Rakan ikilisi de risk almayıp parmaya da kuleyi oynayıp şey yapacaklar herhalde. Ya dediğim gibi 6 level'da kule 6 evet, deneyebilirler. 6 level'ı bekliyorlar direkt ya zaten. Tristan biraz üstüne gitti. Bu arada girdi. Çok güzel tuttu Zaya ama devamı gelmeyecek. Doğukan base atıyor tekrar. Aynen öyle, tekrardan Tristan'a base atacak. Hemen koridoru itecek Zaya Rakan ikilisi. 34 milyon 19 milyon şu anda. Tristan'ın hiç şansı yok. Rakan'ın tutuşturu geldi. Zaya'nın da şifası gelmek üzere, büyük ihtimalle geldiği an denerler. Ama ilk kuleyi de alacaklar büyük ihtimalle. Aynen öyle. Bir dahaki minyon dalgasıyla büyük ihtimalle ilk kuleyi düşürecekler. Zaya Rakan ikilisi kazanırsa B grubunun birincisi olarak finallere kalma hakkı kazanıyor. Doğukan kule alan kazanıyor mu diye sordu. Ama kuleye kadar uzar mı? Tekrar base atmak zorunda kalacak eğer ölmezse. Ve kulesini kaybedecek. Bir Zaya Rakan ikilisi bu oyunu da kazanarak finallere kalma hakkı kazandı diyebiliriz. Çok güzel. Son vuruşu da yaptı. Güzel oynadılar. Tebrikler. Bu maçta böyle sonlandı. Yani kapatalım şeyi. Üçüncü maçtayız arkadaşlar. A grubuna geçtik. Omorfo'da elenmelik kız Hinode ve Frank Efendi'ye karşı oynuyor. First pick Hinode'lardaydı. Draven aldılar first pick'ten. Banlar, Miss Fortune, Janna, Lulu, Kalista, Bliss, Karma oldu. Kettin, Morgana, Draven, Sora Kale'ye oynanacak. Bakalım neler olacak. Kettin Morgan'a şu an ikinci çalıda bekliyor Doğukan. Sizinkiler kule altında herhalde. Kule altında duruyorlar. Hadi bakalım. Kettin Morgan'a daha avantajlı bence bu arada. Evet, Kettin Morgan'a bayağı güçlü ya. Morgan'a Q'su yarsa eğer Soraka falan direkt Kettin Trap üstüne Q kombosuyla yok edebilirler. Kettin Morgan'a çok güçlü bir botlane. Draven'ın da ne kadar agresif oynayacağına bağlı evet, artık. Yine de Challenger bir oyuncu bu arada arkadaşlar. Bakalım. Main jungle ama farmlamaya başladılar. Bu arada 100 farm olayına gidebilir ya. Sence hangi taraf gider 100 farm olayına daha çok? Yani Morgana Q tutturursa kill de çıkarabilirler ama evet, bilmiyorum. Tutturdu. Evet. Neyse Soraka var. Soraka'ya evet. Yani Soraka olduğu için sıkıntı birazcık. Fulleyecek yani canını. O yüzden biz farm olayına gider diye düşündüm ben biraz. Base atmak da serbest ya. İki level olacaklar. İki level oldular. Bakalım. Soraka'ya bir Q geldi. (Gülüyor)
Kule altında farm almakta zorlanıyor biraz. Kaç farm olmuş? 9 farm, 12 farm şu anda. Ettim Morgan'ı kule altından çıkartmayacak gibi bunları ya. Traplerini de çok düzgün yerlere koyarsa eğer bayağı sıkıntı yaşatabilir. Yine de üstüne gitti şimdi. Ignite kullanıldı. Heal geldi Kettin'den. Daha sonra Kacan'ını fullleyecek tabi. Herhangi bir spell kullanmadılar. Aynen. Sonra Kadraven tarafı herhangi bir spell kullanmadı. Bizim taraf heal ve ignite'ını kullandı. Spell üstünlükleri var evet, ama. Evet, Sirdar bir üstünlüğü var. Draven tarafının 3 level'da falan belki daha agresif oynayabilirler. Morgana Q kaçırırsa özellikle Draven direkt üstüne oynayabilir diye düşünüyorum. Kettin ittirmeye devam ediyor. 25 milyona 19 milyon şu anda durum. Kuleye de birazcık hasar vuracaklar bu milyon dalgasıyla birlikte. Bir Q kaçtı Morgana'dan. Hino da yine süper agresif şekilde üstlerine gidiyor. Soraka da yaklaştı, bir Q attı. Hino'da çok fazla hasar yedi bu arada. O Q'yu yerse ölebilir. Çok bir oto atak daha gelir mi? Gelmedi. Trap'e bastı ama yetmedi. Şimdi bu durum Kettin ve Morgana için birazcık sıkıntı. Çünkü Soraka lane'i Hino'da'nın canı fullenecek. Kettin'in canı bayağı azaldı. Base atması gerekecek. Soraka biraz daha agresif oynamaya başladı. Mustafa da sağladı. Hino'da üstüne gidiyor. Flash çok attı. Flash sıçra geldi. Ama ölecek. Soraka ama arkasından flashlayıp ignite atması gerekiyordu. Sirdar büyüleri duruyor değil mi Soraka'nın? Duruyor. Şimdi attı flashını, öldü. Kettin Morgana ikilisi kazandı. Tebrik ediyoruz ve çıkabiliriz. Jager bunun ilk maçına geçtik arkadaşlar ama Bumpik ekranından bahsediyorum. Karma, Blitz, Lulu, Tristana, Lucian ve Nami banlandı. Kettin Rakan ikilisi first pick'ten Rakan tercih etti. Sonra Morgana Zaya ikilisi geldi ve AD carry olarak Kettin tercihi geldi. Aralarında değiştiler, o yüzden Kettin first pick gibi görünüyor ama aslında Rakan tercih ettiler. Oyuna geçelim, bir de şarkı açalım arkaya. Zaya Morgana şu an bekliyor koridorda. Büyük ihtimalle Zaya Rakan yapacaktı mavi taraf. Pardon, kırmızı taraf. Ama karşı taraf Zaya alınca Kettin tercihi geldi sonradan. İki taraf da agresif oynarsa kill çıkartabilir. O yüzden 100 farm'a ya da ilk kuleye gideceğini sanmıyorum bu SS'menin. Morgana çok fazla hasar aldı. Rakan flash'la agresif oynamayı denedi. Öldürebilecekler mi? Eğer ölürse oyuna dönemiyor çünkü tekrar. Kettin Q yedi çok kötü milyonların içinde. Büyük ihtimalle ölecek, flash'ı da yok. Zaya flash atarsa aynen. Rakan da buradan bu oyunu kazanamaz. Yani tek başına kaldı çünkü Kettin gelemeyecek koridora. Çok bir mantığı kalmadı şu anda oynamasının. Rakan zaten buradan 100 farmda ilk kule alamayacaksın. Bu da böyle bitmiş oluyor. O yüzden çıkabiliriz. Yani zaten bitti dedi kırmızı takım. Hemen diğer VS'ye geçelim. Lose hope when everything's cold and the fighting's new. It's deep in their bones, they're riding.
Toktaş vuruşu yapmaları gerekiyor. Evet, onu da yaptılar. Ankylol yaptığını görüyor musun? Takımıyor orada nasıl oyaladı, nasıl canını azalttı. Aynen. Önemli olan şeylerden biri hep söylüyoruz, takım oyunu. Yani orada hiç kimle sevdiğisinde muhatap olmayabilirdi. Ankylol ölebilirdi. Üzerine oradaki arkadaşlar ölebilirdi ama Ankylol çok dikkatli bir şekilde kaçtı ve üzerine bir de hasar verdi için.